Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennetle cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirliler var dedi. Cennet, bende yalnız zayıflar ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah Teala onların çekişmesini şöyle halletti. Ey cennet, sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın, dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım. Bu konudaki diğer bir rivayette, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iri yarı bir adam çıka gelir. Halbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur. Kıymetli dinleyiciler, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Cennet ve cehennemin konuşması mecazi olabilir. Ama Allah Teala izin verince birbiriyle gerçekten konuşmuş olabilirler. 2. Cennet hor ve hakir görülerek itilip kakılan ve ezilen çaresiz müminlerin ağırlanacağı bir yerdir. 3. Cehennem insanlara haksızlık ederek onları ezen zalimlerle burnu Kaf Dağı'nda olan kibirlilerin yeridir. 4. İyi ile kötü, doğru ile yanlış insana bildirilmiştir. İyi ile doğruyu tercih eden kimse kendi seçimiyle cennete, kötü ile yanlışı tercih eden kimse de yine kendi seçimiyle cehenneme girecektir. 5. İnsanların değer ölçüsü sağlam esaslara dayanmadığı için çoğu zaman yanıltıcıdır. 6. Allah Teala insanı görünüşüne göre değil, dini yaşayışına bakarak değerlendirir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.